Merhaba sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti duraklama dönemini bitirdik iki videoda. Bugün Osmanlı gerileme dönemine başlayacağız. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti gerilemeye başlayacak. Tabii burada arkadaşlar Avrupa'nın durumunu görmeden, Avrupa'nın durumunu anlamadan Osmanlı gerilemesini anlamamız mümkün değil. Şimdi bakalım Avrupa'nın durumu diyoruz. Diyor ki Avrupalı devletlerin her türlü amaca ulaşmak için başvurduğu tüm tedbirlere Makyavelizm deniyor. Yani bunun bugünkü Türkçe'de karşılığı şu. Amaca ulaşmak için her yol mübah anlayışı. Mübah. Her yol mübah. Yani artık Avrupalı devletler amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah görecekler. Şimdi eskiden Avrupalı devletlerde bir din birliği vardı değil mi? Katolik birliği, Haçlı seferlerini görüyorduk. İşte 3-5 Avrupalı devlet bir araya gelip Türkleri Anadolu'dan atmak için, Kudüs'e ele geçirmek için veya ardından gelen süreçte Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan, Anadolu'dan atmak için Haçlı seferleri düzenliyorlardı. Daha sonra ne yaşadık biz? Öncelikle neyi gördük? Rönesans'ı gördük. Ardından neyi gördük arkadaşlar? Reform. Reform hareketleri, dinde yenileşme, kilisenin etkinliği ortadan kaldırıldı. Ardından neyi gördük? Aydınlanma çağı. Aydınlanma çağında zaten arkadaşlar Machiavelli ismindeki bir düşünür neyi çıkarıyor? Her türlü amaca ulaşmak için başvurduğu tüm tedbirlere Machiavellizm deniyor. Aydınlanmadan sonra ne göreceğiz? Sanayi inkılabı. Bu da yine dünya tarihinde önemli bir gelişme. Tabi Fransız ihtilali de var ama o daha çok siyasi noktada karşımıza çıkacak. Yani Avrupalı devletler artık amaca ulaşmak için her yolu mübah görecekler. Bu ne demek? Artık atıyorum A devleti B devletine Katolik dayanışması noktasında savaş açmıyordu, artık açacak. Artık çıkarlar ön planda. Fransa'ya bakalım. 1756-1763 yılları arasında 7 yıl savaşlarında İngiltere ve Rusya'ya mağlup oldu. İngiltere ve Rusya'ya karşı yenildi. Sömürgelerini İngiltere'ye kaybetti ki özellikle arkadaşlar Amerika'daki sömürgelerini İngiltere'ye kaybetti. Fransa'da 1789 yılında ihtilal yaşandı. Fransız ihtilali. Tabi bunda şu da var. Fransa sömürgelerini, Amerika'daki sömürgelerini İngiltere'ye kaybediyor. Daha sonra Amerika'da İngiltere'ye karşı İngiliz kolonileri ortaya çıkan bir vergiden dolayı ayaklanıyorlar. Ardından da Fransa bu ayaklanmaya destek veriyor. Amerika kolonilerini yeniden ele geçirmek için. Fransız halkı da dönüyor diyor ki yani sen Amerika'daki insanların haklarını savunacağına, Amerika'daki İngilizlerin haklarını İngiltere'ye karşı savunacağına dön de diyor kendi halkına bak. Kendi halkının yaşantısına bak. Bu da neye neden oluyor? Fransız ihtilaline neden olacak. Ardından yeni sömürgeler elde etmek için Osmanlı'ya ait Mısır'a saldıracak 18. yüzyılda. Fransa bu şekilde. Gelelim Avusturya'ya. Avusturya arkadaşlar bizim Balkanlardaki en önemli rakibimizdi. Yine yükselme döneminde Avusturya ile ilişkiler başlamıştı. Duraklama döneminde bu ilişkiler devam etmişti. Genelde olumsuz ilişkiler. Gerileme döneminde de biz Avusturya ile sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz. Ancak ne diyor? En çok Rusya ile işbirliği yaptı. Biz Avusturya ile savaşırken Rusya da ne yapacak arkadaşlar? Sürekli Avusturya ile ittifak yapıp Osmanlı Devleti aleyhinde Osmanlı'ya karşı savaşacaklar. Ne oldu şimdi? Bir güç olan Avusturya'ya karşı bir de Rusya yanında yer aldı. İki büyük güce karşı savaşmaya başlayacağız. Evet, amacı ne Avusturya'nın? Balkanlara egemen olup Ege Denizi'ne inmeyi hedefledi. Yani Akdeniz'e inmeyi hedefledi. Balkanların tamamını ele geçirmek istedi. Peki Avusturya'nın bu politikasına ne denecek ileride? Pan-Germanizm. Germanizm. Pan kelimesi arkadaşlar birlik demek. Birazdan Rusya'da onu daha detaylı açıklayacağım. Rusya'ya gelelim. Kuzeydeki dev, kuzeydeki tehlike. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'in kuzeyinde komşu olduğu tehlikeli bir devlet olarak karşısına çıktığı Rusya. Ne diyor?
Çar 1. Petro'nun amaçları. Biz dedik ki daha önceki dersinizde, Çar 1. Petro günümüzdeki modern Rusya'nın temellerini atan kişi. Amaç ne? Kırım'ı alarak Karadeniz'e inmek. Karadeniz'e inmek istiyor. Karadeniz'den daha sıcak olan Akdeniz'e inmek. Akdeniz'e inmek istiyor. Orta Asya ve Kafkasya'ya yayılma politikası ve Pan-Slavizm. Pan dedik arkadaşlar, birlik demek. Pan. Önüne, arkasına ne yaparız? Slav. Slavizmi koyduğumuz zaman Slav birliği. Bunun yanına Pan-İslamizm derseniz İslam birliği. Pan-Türkizm dersiniz Türk birliği gibi. Şimdi Rusya'nın bu şekilde bir politikası var. Bir de Rusya'nın arkadaşlar iki önemli projesi var. Bak, Dakya projesine bakıyoruz. Avusturya ve Rusya planladı. Eflak ve Boğdan'da bir devlet, uydu devlet kurmayı amaçladılar. Bir de Grek projesi var. Rus prensi Potemkin tarafından ortaya atıldı. Doğu sisteminin en büyük planı olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'da bir Rus devletini kurmak, Bizans'ı canlandırmak. Hatta Çariçe arkadaşlar torununu, adını Konstantino olarak koyuyor ve Rum, Giritli Rum kadınlarının sütünü emdiriyor. Burada şu var arkadaşlar. Şimdi Hristiyan dünyası reform hareketinden önce bildiğimiz gibi iki büyük güç tarafından yönetiliyordu. Biri Papa, Katoliklerin lideri, diğeri Patrik, yani Ortodoksların lideri. E şimdi Ortodokslar lidersiz kaldı mı? Kaldı. Aslında Osmanlı Devleti Ortodokslar için bir patrik atadı ama Ortodokslar kendileri için önemli bir dini lider devlet arıyorlardı. Rusya burada devreye girdi. Rusya biliyorsunuz Katolik. Slav kökenli toplumların birçoğunun olduğu gibi Katolik. Rusya dedi ki ben dedi size liderlik yaparım. Ben dedi Ortodoksum ve Ortodokslar içerisinde en güçlü devlet olarak dedi size dedi ben liderlik yapacağım dedi. Ve Ortodoks hakimiyetini ele geçirmek için Osmanlı ile ne yapmaya başlayacak arkadaşlar? Sürtüşmeye, sıkıntı yaşamaya başlayacak. Şimdi şu Grek projesini arkadaşlar ve Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını daha iyi anlamak için şuradan haritamızdan bazı yerler göstermek istiyorum. Bu daha iyi anlamamızı sağlayacak. Şimdi Rusya kuzeyimizde, tabi bu yükselme dönemi haritası en geniş sınırları gösteriyor. Rusya burada bak. Rusya burada. Amaç, birinci amacı Karadeniz'e inmek. Bakın Karadeniz'e indi. Ardından İstanbul'u ele geçirmek. İstanbul ne arkadaşlar? Ortodoks Hristiyanların merkezi, dini merkezi değil mi? Evet öyle. Ardından Akdeniz'e inmek. Akdeniz'e inecek. Hocam sıcak denizlere inip ne yapacak? Zaten geliyorlar burada sıcak denizlerde tatil yapıyorlar. Arkadaşlar sömürge elde etmek istiyor. Sıcak denizlere inmesinin bir amacı sömürge elde etmek istemek. İkincisi Akdeniz'den okyanusa yayılacak. Okyanusa yayıldığınız zaman dünya siyasetinde etkin olma şansınız var. Birisi bu. Grek projesi yine arkadaşlar İstanbul merkezli bir proje. Dakya projesi kuzeyde bir uydu devlet oluşturarak Osmanlı'nın Balkan topraklarına, batıdaki topraklarına askeri üs olarak buradaki uydu devleti kullanmak arkadaşlar. Grek ve Dakya projesi bu. Ancak kısa vadede bu iki projenin ikisi de ne yapmayacak? Geçerli bir proje olarak karşımıza çıkmayacak. Evet, özellikle Grek projesi arkadaşlar önemli. Grek projesi zaten Rumların, Batılıların gözündeki adı Grek'tir. Grek de aslında Romalıların kölesi anlamında Yunanları aşağılamak için kullanılan bir nedir arkadaşlar? İsimdir. Yabancı haritalara baktığınızda Yunanistan'ı Grekya olarak görürsünüz. Şimdi bunlar bizim Avrupa'nın genel durumu ve bizim karşımızdaki önemli rakiplerimizin hali ve ahvali. Şimdi gelelim Osmanlı'nın Venedik ilişkilerine, siyasi olaylara bir gelelim şimdi. Venedik nerede? Biliyorsunuz İtalya'da bir şehir devleti. Ne yaptık? Mora Yarımadası'nı aldık. Peki biz Mora Yarımadası'nı hangi savaşta veya hangi anlaşmayla kaybetmiştik Venedik'e karşı? Karlofça. Hatırlayın, 2. Viyana kuşatması sonrası biz bu kuşatmada başarısız olmamız üzerine Avrupalı devletler Kutsal İttifak adı verilen bir ittifak yaptılar. Bu ittifakta Osmanlı Devleti yenildi, ağır bir kayıp yaşadı. Ardından Karlofça imzalamak zorunda kaldık.
Karlofça Antlaşması ile Mora Yarımadası elimizden çıkmıştı. Ardından biz yeniden Mora Yarımadası'nı ele geçiriyoruz Venedik'ten. Osmanlı-İran ilişkilerine bakalım. Daha önce de söylemiştim, Kasrişin'in antlaşmasıyla, işte hocam ya Kasrişin'in antlaşmasıyla sınırlar çizildi, bu nereden çıktı demeyelim. Kasrişin'in antlaşması Zağros Dağları'nı sınır alan bir antlaşma. Mücadeleler yapılsa da yine Kasrişin'e döneceğiz. Gelelim, ne diyor? 1724 İstanbul Antlaşması'yla Osmanlı ve Rusya İran'ı paylaştı. Burada arkadaşlar bakın ne yaptık? Rusya ile ilk defa bir ittifak yaptık. O zaman 1724 İstanbul Antlaşması ilk Osmanlı-Rus ittifak antlaşması olarak karşımıza çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Ardından bu anlaşmayla biz İran'ın bir kısmını almıştık. Ardından 1746 yılında İran toparlandı. Yine İran'ın önemli hükümdarlarından Nadir Şah Osmanlı Devleti'ne karşı başarılar kazandı. Ve 2. Kasrişin Antlaşması olarak da bilinen 1746'da Kerdan Antlaşması'nı imzaladık. Ve yeniden 1. Kasrişin Antlaşması'nın sınırlarına geri döndük. Yani ilerlemiştik, geri çekildik. Osmanlı-İran ilişkileri böyle. Artık İran'ı daha az telaffuz edeceğiz. Çünkü artık İran dünya siyasetine yön veren bir güçlü devlet olma potansiyelinden düşmüş olacak. Artık İran'la çok fazla uğraşmayacağız. O da bizimle uğraşmayacak. Şimdi gelelim ezeli ve ebedi rakiplerimizden Avusturya'ya. Ne diyor? 1711 12. Şarl, İsveç Kralı 12. Şarl Rusya'dan kaçarak bize sığındı. Bu adamın tarihteki adı nedir arkadaşlar? Demirbaş Şarl. Bu Demirbaş ismini arkadaşlar biz veriyoruz. Demirbaş'ın anlamı hani bir yerde sabit olan eşyalara demirbaş denir ya. Bu adam geliyor bize sığınıyor. Biz bu adamın isteklerini Rusya'ya karşı kazançlı bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Ama adam gitmiyor. Adam kalıyor. Demirbaş oluyor devletin başında. Bu adam gitmiyor. Hatta İsveç'te arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bizim bu ne derler ekşili köfte çorbası var. Belki bilen arkadaşlar vardır. Daha çok böyle Kahramanmaraş'ta yapılıyor. İç Anadolu'da falan da çok yapılan, yenilen bir çorba. Ekşili köfte. Bu arkadaşlar yine İsveç'te bunun festivalleri düzenleniyor. Yani bu Demirbaş Şarl'ın Osmanlı'ya gelmesi Türk-İsveç ilişkilerinde de önemli bir adım. Biz 1711 yılında Rusya'dan kaçan Şarl sınırlarımızı geçiyor, bize sığınıyor. Ardından Rus askerleri sınırı geçerek arkadaşlar Osmanlı sınırlarını ihlal ediyorlar, sınır tecavüzü yapıyorlar. Bunun üzerine biz Rusya ile Prut Savaşı'nı yapacağız ve Prut Antlaşması imzalanacak. Bakın Prut da aslında çok görkemli bir zaferin kıyısından dönüyoruz. Evet savaşı kazandık. Prut Nehri'nin kenarında, hatta silgimiz nerede? Şöyle de bir ilkel bir tasvir yapayım size. Çok küçük bir şey olacak ama. Şimdi şurası arkadaşlar Prut Nehri. Prut Nehri akıyor. Rus ordusu buraya gelmiş ve burada sıkışmış. Rus ordusu. Bizim Osmanlılar Rus ordusunu çepeçevre sarıyorlar. Rus ordusu imha edilmek üzere. Rus ordusunun imha edilmesi bir yana Petro arkadaşlar. Petro. Çar 1. Petro burada ordunun başında. Ve Çariçe Katerina da burada ordunun başında. Ve Prut Antlaşması'nı imzalıyoruz. Peki soru şu. Neden Rus ordusu imha edilecekken edilmedi ve bir anlaşma yoluna gidildi? Tabii bu nehri böyle tasvir olarak çizdik ama bu nehir büyük bir nehir. Ya Rus ordusu nehrin karşı yakasına geçmeye çalışırken boğulacak ya da bizimkiler imha edecek. Arkadaşlar burada Serdar Ekrem kime deniyordu? Hükümdar sefere çıkmadığında, sadrazam sefere çıktığında Serdar Ekrem ünvanıyla çıkıyordu. Serdar Ekrem Baltacı Mehmet Paşa burada arkadaşlar bir ikileme düşüyor. Çünkü bakın daha yeni 1683 yılında biz büyük bir Viyana bozgunu yaşadık. Ve biz bu bozgunu güçsüz olduğumuz için yaşamadık. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hırsı, meşhur olmak istemesi, ablukayla şehri düşürecekken şehre zarar gelmemesi için ablukayı uzatması. Çünkü amacı şu, Kanuni'nin bile alamadığı
Viyana'yı alarak dünya tarihine geçmek ve Viyana'nın tahrip edilmesini istememesi. Bu arkadaşlar 2. Viyana kuşatması, bakın aradan çok bir zaman geçmemiş. 1699'da bu Karlofça'yla artık noktalanmış bir durum. Yani daha 11-12 sene önceki durum. Osmanlı tarihçileri Baltacı Mehmet Paşa'nın Rus ordusunu imha edecek iken Rus ordusuyla anlaşma yapmasına 2. Viyana sendromu diyor. Yani o 2. Viyana'da kazanılacak bir zaferin hırs yüzünden kaybedilmesi ve bunun büyük bir bozguna dönüşmesi, ki sonucunda biliyorsunuz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilecek. Bu tarihçiler tarafından 2. Viyana sendromu olarak algılanıyor. Baltacı Mehmet Paşa böyle bir bozgundan korkuyor. Ve tabi Yeniçerilerin de isteksizliğini, Yeniçerilerin de disiplinsizliğini gördüğü için bir anlaşma yapma yoluna gidiyor ki bu konuyla ilgili bu olayı sulandıran romancılar da var. Tabi o dönemde 1800'lerde, 850'lerde Alman romancılar bu olayı sulandırmışlar. Olay şu, işte Rus ordusu abluka altında, işte güya 1. Petro eşi Çariçe'yi bir takım hediyelerle işte Baltacı Mehmet Paşa'nın otağına gönderiyor gibi bir takım fantastik romanlar üretiyorlar ki bunlar gerçek dışı. Baltacı Mehmet Paşa'nın arkadaşlar derdi bu. Bir bozguna uğramamak, kazanılacak bir zafer sonucunda yani kesin bir barış antlaşmasıyla bir kazanç elde edilecekken bunu heba etmemek, Yeniçerilerin gayretsizliği. Ve bakın bu tarihin gerçekten dönüm noktalarından bir tanesi. Eğer burada Prut'ta biz Rus ordusunu yok etmiş olsaydık, Çar 1. Petro ölmüş olsaydı belki bugün modern Rusya kurulmayacaktı. Yani dünya tarihinin akışını değiştiren önemli bir savaştır. Baltacı Mehmet Paşa bu anlaşma üzerine padişah tarafından Kıbrıs'a sürgüne gönderilecek. Neden Rusya'yı imha etmedin Rus ordusunu diye. Ancak ne diyor? Yine de önemi şu. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin Karlofça Antlaşması'nda kaybettiği toprakları tekrar alma umudu ortaya çıktı. Bu umut ortaya çıktı, ancak bu umudun diri kalması, ayakta kalması maalesef çok uzun sürmüyor. Ardından şimdi bak, önemli olarak bizden toprak kazanan Venedik'ten Mora'yı almışsın. Ardından Rusya'da Prut'ta bir önemli bir başarı kazanmışsın. Bir anlaşma, kazançlı bir anlaşmayla ayrılmışsın. Ardından gözümüzü nereye dikiyoruz? Avusturya'ya. Çünkü en çok toprak kaybettiğimiz devlet Avusturya. Ancak Avusturya'yla yaptığımız savaş sonucunda yeniliyoruz. Bu dönemde Avusturya ordusu teknolojik bakımdan kendisini çok geliştirmiş. Avusturya ile 1715-18 yılları arasında Peter-Varadin Antlaşması yapılacak. Savaşı Osmanlı kaybedecek. Bakın, bu savaş sonucunda Pasarofça Antlaşması imzalandı. Dikkat edin, ilk defa Batı üstünlüğü kabul edildi. Arkadaşlar, bu döneme kadar Osmanlı Devleti kendisinin zayıfladığını, Batı'nın güçlendiğini, bizden üstün olduğunu kabul etmiyordu. Kişilere yöneltiyordu. Efendim, biz 2. Viyana'da başarısız mı olduk? Sebep diyordu Merzifonlu. İşte Prut'ta çok daha başarılı olabilirdik. Sebep Baltacı Mehmet Paşa. Yani kişilere atılıyor suç. Devlet bu suçu kendi üzerine almıyor. Ama Pasarofça Antlaşması ile, bakın yıldızı koydum, Pasarofça Antlaşması ile ilk defa Batı'nın üstün olduğunu kabul edecek ve Osmanlı Devleti gerçek anlamda ilk Batılılaşma dönemi olan Lale Devri'ne girecek arkadaşlar, ki biz bunu detaylı şekilde işleyeceğiz. Ama neyi unutmuyoruz? Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü ilk defa Pasarofça Antlaşması ile kabul etti ve ilk defa Batılı bir döneme girdi. Batı'yı tanıma çabasına girdi. Bu dönemde Lale Devri 1718-1730 yılları arası. Tabii bu 12 yıllık kısa bir sürede önemli işler yapılsa da 1730 yılında patronu Halil isyanıyla maalesef bu dönem bitecek arkadaşlar. Evet, 1736-1739 Belgrad Savaşı yapıldı. Rusya Avusturya'ya karşı Osmanlı Devleti bu savaşı kazandı. Çünkü 1730'dan sonra tahta geçen 1. Mahmut arkadaşlar önemli ıslahatlar yapacak. Özellikle orduda büyük ıslahatlar yapılacak ve bu ıslahatların meyvesini toplayacağız.
Evet, bu savaşı kazanılmasında 1. Mahmud'un ıslahatları etkili olmuştur ve Belgrad Antlaşması imzalanmıştır. Bakın Belgrad yine önemli bir anlaşma. Diyor ki Belgrad Antlaşması'nda arabuluculuk yapan Fransa'nın kapitülasyonları daimi hale getirilmiştir. Şimdi burada detay şu. Eskiden Kanuni'den beri verilen bu kapitülasyonlarda şöyle bir durum vardı. Kanuni vefat etti. Fransa yeniden elinde kapitülasyon belgeleriyle, yani ayrıcalık içeren anlaşmalarla yeni padişahın huzuruna çıkıyordu. Efendi Hazretleri bunu imzalayın diyordu. Bu ne demek? Yani padişahların hayatıyla, kaydı hayat şartıyla kapitülasyonlar yenileniyordu. Aslında kapitülasyonu veren padişah, kendinden sonra gelecek olan padişaha kapitülasyonu verdiği devleti mahkum ediyordu. İstemiyorum kardeşim, vermiyorum sana ayrıcalık dediği zaman Fransa'nın eli kolu bağlı. Ama Belgrad Antlaşması ile bize arabuluculuk yaptığı için ne yapacağız? Fransa'ya daimi vereceğiz kapitülasyonları sürekli. Kaydı hayat şartı gözetmeksizin. Hangi hükümdar gelirse gelsin, hangi hükümdar tahta çıkarsa çıksın, kapitülasyonlar artık kesin ve net. Bakın bu yine çok olumsuz bir durum. Ardından diğer devletler de kapitülasyonları daimi hale getirmeye çalışacak. Evet, ne diyor? Ancak bu Belgrad Antlaşması'yla kazanılan zaferin önemli bir diğer sonucu da iki büyük güce karşı kazanılan son zafer ve 18. yüzyılda imzalanan son karlı antlaşma. Yani bizi kara günler bekliyor arkadaşlar. Kara günler bekliyor. Evet, önemli ıslahatlar yapmışız ki onları ileride yine değineceğiz. Ancak sonraki süreçte sıkıntılı bir döneme de gireceğiz. Tabii bunun sebebini de açıklayacağız. 1768-74 Rusya ile yapılan savaş kaybedildi. Rusya ile yapılan savaş kaybedildi. Osmanlı'nın Çeşme Limanı'nda demirli bulunan donanmasını Ruslar yaktı ve biz Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldık. Bakın 1739-1768. Arada 30 yıllık bir durum, bir fark var. Bizim Türk milleti olarak, bakın gerçekten tarihi detaylı, hani bunu ders olarak değil de böyle hobi olarak okuduğunuzda arkadaşlar, biz zor duruma gelince gayret gösteren, zor durumdan çıktığımız anda ya boş ver hallederiz diyen bir milletiz. 1. Mahmud dönemindeki yapılan yenilikler devam ettirilmediği için ya da gereği kadar üzerine düşülmediği için hem Rusya'yı hem Avusturya'yı yenen Osmanlı ordusu Rusya'ya yeniliyor. Hem de ağır bir kayıpla. Bu anlaşma çok önemli bir anlaşma. Dikkat edin. Kırım bağımsız olacak. Bakın bunun önemi nedir? İlk defa tamamı Müslüman Türk olan bir bölge kaybedildi. Daha önce biz Mora'yı kaybettik. Ya Yunan diyorduk, geçiyorduk. Halk olarak da büyük bir tepkiyle karşılaştı Osmanlı Devleti. Hem zaten Kırım'ın stratejik önemini biliyoruz. Hemen haritaya bakalım. Bu haritayı kaldır indir kaldır indir biraz zor olacak ama harita arkadaşlar tarih dersinde olmazsa olmaz. Şu Kırım'ı bir görelim. Daha önce biz bu Kırım'ı daha zaten yükselme döneminde falan görmüştük ama yine hatırlayalım arkadaşlar. Bakın Kırım şurası. Kırım Yarımadası. Bura arkadaşlar. Buranın önemi ne? Rusya için önemi var. Karadeniz'e inecek. Karadeniz'den Akdeniz'e sıcak denizlere inecek. Bizim için önemi ne? İstanbul'un güvenliği Kırım'dan sağlanır arkadaşlar. İstanbul'un güvenliği Kırım'dan sağlanır. Bakın siyasi bir şey söylemek istemiyorum ama bakın biz bugün Suriye'de bir birliklerimiz bazı yerlerde bir takım önlemler alıyor. Neden? Çünkü bir takım kendi sınırınızın güvenliğini sağlamak istiyorsanız sınır ötesinde bunu yaparsınız. Kapına gelmiş dayanmış adamı katledemezsin, gönderemezsin geri. Ya da kapına gelmiş dayanmış bir olumsuz gücü sınırında durduramazsın. Onu sınır ötesinde durdurman gerekir. Osmanlı Devleti diyor ki kardeşim, İstanbul'un güvenliği Kırım'dan geçer. Kırım elden gittiği andan itibaren İstanbul'un bekası, varlığı söz konusu olmaktan çıkar. Eninde sonunda İstanbul bir işgal durumuna gelir. Kırım bu noktada arkadaşlar önemli stratejik bir bölge.
Evet, Kırım bağımsız oldu. E hocam bağımsız olsun. Sonuçta orada Kırım Tatarlar var. Bize sıkıntısı ne? Bakacağız. Kırım halkı dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Bak Kırım'ı bağımsızlığını kabul ediyoruz ama diyoruz ki halk bize bağlı olsun dini açıdan. Bu kültürel bağları devam ettirmek demektir arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Rusya İstanbul'da daimi elçilik açacak. Bu ne demek? İstanbul'da senin politikalarını takip edecek. İstanbul'da bir isyan oldu. Atıyorum Rusya bize savaş hazırlığında. Bizim haberimiz yok. İstanbul'da bir Yeniçeri isyanı oldu. İstanbul kan gölüne döndü. Hemen ne yapacak? Anında haberi uçuracak. Hemen ne olacak? Ordu saldıracak. Veyahut Osmanlı padişahının merkezi otoritesinin zayıf olması, padişah otoritesinin zayıf olması, bu tür şeyler bir istihbarattır aslında. Bu daimi elçilik meselesi böyle. Bir de arkadaşlar, bakın bu daha tehlikeli. Rusya diyor, Balkanlarda istediği yerlerde konsolosluk açabilecek. Arkadaşlar, Balkanlarda kim yaşıyor? Hocam Balkan toplulukları demeyin. Evet, Balkan toplulukları ama orada yaşayan Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar, efendime söyleyeyim Arnavutlar, diğerleri, bunların bir bölümü, büyük bir bölümü Slav kökenli, yani Rus kökenli. E bu adam Balkanlarda istediği yerde konsolosluk açar ise, bu adam yarın bir gün Balkanları ele geçirmek için harekete geçebilir mi? Geçebilir. E Panslavizmin amacı zaten o. E ileride bir de 1789, 1774'teyiz. 1789'da bir de Fransız İhtilali patlayacak. Ulusçuluk, her milletin kendi devletini yönetebilecek olması akımı ortaya çıkacak. E bu akımda Rus konsoloslar tarafından Balkanlarda desteklenirse ne olur? Sıkıntıya düşer. Bak dikkat, bir nokta var. Rusya Balkanlarda Panslavist politika izlerken Avusturya Balkanlarda Pangermenizm politikası izliyor. Yani bunlar Osmanlı'ya karşı ikimizin de ortak düşmanı var. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek ittifak yapacaklar. Ama uzun vadede Balkan toprakları bizim elimizden giderse bu iki devlet Balkan mücadelesi yüzünden birbirine düşer mi? Düşer. Düştüler 1. Dünya Savaşı'nda, ikisi farklı gruplarda savaştı. İleride bunu daha iyi anlayacağız. Konsolosluk açtı, tehlikeli bir durum. Rusya'ya savaş tazminatı ödenecek. 1775 yılında, bak yine tehlikeli bir madde. Rusya Ortodoksların dini lideridir maddesi bir katakullü ile Osmanlı'ya kabul ettiriliyor. Çok tehlikeli. Şimdi Ortodoksların dini lideriyim dersen Osmanlı topraklarındaki bütün Ortodoksları himaye altına almış olursun ve Osmanlı'nın iç işlerine karışabilirsin. Bu maddenin açılımı budur. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışacak bir fırsattır bu madde. Evet, ne diyor? 1779 yılında Kırım iç işlerinde serbest, dış işlerinde Rusya'ya bağlı olarak bir konumlandırma söz konusu. Ancak biz bunu kabul etmiyoruz. 1779'da diyoruz ki hayır kardeşim, bak küçük kaynarcada ben sana bağımsızlık vermeni kabul ettim. Kırım'a bağımsızlığını verdim. Senin olmasını kabul edemem. Şimdi iç işlerinde serbest, dış işlerinde Rusya'ya bağlı olursa ne olur? Özerk bir yapıdır değil mi? Buna özerk, muhtariyet de denir, özerklik de denir. Buna biz karşı çıkıyoruz ve bunun üzerine 1787-1792 yılında Osmanlı Devleti yine Rusya ile savaşıyor. Tabii kankası Avusturya hemen olaya müdahil oluyor. Rusya'nın kankası. Görürüz biz o kankaları 1. Dünya Savaşı'nda. Birlikte savaşa giriyoruz. Maalesef başarısız olacağız. Ancak burada bir detay var. 1789 yılında ortaya çıkan Fransız İhtilali sonucu Avusturya savaştan çekiliyor. Neden? Çünkü Avusturya Fransa'ya yakın. Fransa'nın sınırında. Fransa'da ortaya çıkan bir milliyetçi isyan, bir ihtilal başarılı olursa ki oldu, bana sirayet edebilir. Arkadaşlar günümüzde bağdaştır. Arap Baharı, Tunus'ta bir gencin kendisini benzinle döküp, üniversite mezunu işsiz bir gencin kendisini benzin döküp yakması nerelere yayıldı? Fas, Tunus, Cezayir, Trablusgarp, Mısır geldi dayandı, Suriye'de kaldı. Buna domino etkisi denir. E o zaman Fransa'da çıkan bir isyan Avusturya'da da ileride karşısına çıkabilir mi? Çıkamaz. Neden çıkamaz? Çıkar arkadaşlar.
Niye? Avusturya'da bir imparatorluk değil mi? İmparatorluk. O zaman içinde farklı milletleri barındırıyor mu? Barındırıyor. O zaman bu ihtilal onu da milliyetçilik akımı, ulusçuluk akımı onu da etkiler. Uyanık davranıyor ve hemen savaştan çekiliyor. 1791 yılında bu savaştan çekilen Avusturya ile Zichtovia Antlaşması'nı imzalıyoruz. Avusturya savaştan çekiliyor. Ancak biz 1792 yılında Rusya ile baş edemiyoruz ve Yaş Antlaşması'nı imzalayacağız. Bakın, Yaş Antlaşması'nı imzalayacağız. Neyi kabul ettirecekler bize? Diyecek ki bu antlaşma Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen kabul ettiğimiz antlaşma. Bak arkadaşlar, daha öncesinde 1779 yılında Rusya benim dedi, kabul etmedik. 1792 Yaş Antlaşması'yla Kırım elden çıkacak. Ardından 1798 yılında Napolyon Mısır'a saldırdı. Fransız ihtilali olmuştu ve ihtilalin etkilerini bütün Avrupa'ya ve güneye, bütün dünyaya yaymak isteyen Avusturya, Fransa tabii ki sömürgecilik de burada etkili bir noktada, geldi Mısır'a saldırdı. Ancak biz onu Nizam-ı Cedid adı verilen ordumuzla Akka yakınlarında Suriye'de Cezzar Ahmet Paşa komutasında Napolyon'u durduracağız. Bakın, bu Nizam-ı Cedid ordusu önemli bir ordu. Yine biz bunu işleyeceğiz. Aklınızda kalsın. Nizam-ı Cedid. Cedid arkadaşlar Arapça'da yeni demek. Nizam. O zaman yeni Nizam ordusu mu? Evet. Bu 3. Selim döneminde kurulan önemli bir ordu ki biz yine ıslahatlara bakacağız. Orada daha iyi anlayacağız. Akka'da Cezzar Ahmet Paşa, ki Cezzar deve kasabı demek arkadaşlar. Napolyon'u durdurduk. Bunun ardından, bu savaştan sonra El Ariş Antlaşması, daha sonra Paris Antlaşması imzalandı. Mısır Osmanlı'ya geri verildi. Denge politikası seyrettiğimiz ilk antlaşma, ki bundan sonraki süreçte denge politikasını göreceğiz. Denge politikası nedir? Bir adam beni yenmek istiyor. Beni almak istiyor. Başka bir adam da beni yenmek istiyor, dövmek istiyor diyelim. Ben ne yapıyorum? Bu adamlar bana karşı bir tepki içerisinde. İkisi de beni almak istiyor devlet olarak. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu iki devletin arasındaki problemleri kullanıyorum. A şahsı bana saldırdığında B şahsının yanına gidiyorum. B şahsı bana saldırdığında A şahsının yanına gidiyorum. Yani benim üzerimde emeli olan iki grubu, iki devleti arasındaki rekabetten faydalanarak hayatta kalmaya çalışıyorum. Derdim hayatta kalmak. Şimdi ne diyor? İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya ve Prusya. Bak, Almanya ortaya çıkmaya başladı. Ki Almanya'da yine 1. Dünya Savaşı'nın çıkması noktasında karşımıza önemli bir güç olarak gelecek. Prusya dediğimiz ülke Almanya'dır arkadaşlar. Bunlar için Osmanlı Devleti Düvel-i Muazzama adını vermiş. 7 düvel deriz ya, dünyanın en büyük devletleri. Yani güçlü devletler, büyük devletler anlamında Düvel-i Muazzama demiş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, siyasi olaylar biraz yoğun. Burada benim size tavsiyem, biraz sonra yine bir hızlı tekrar yaparken önemli noktaları size belirteceğim. Ki şuradaki bütün belirttiğim önemli noktalar YKS içinde, KPSS içinde geçerli. Hani ikisi de şu an denk, yani ikisinde de bura yoğun olarak karşınıza çıkabilir. Her iki grup içinde önemli dediğim yerler gerçekten önemlidir arkadaşlar. Evet, şöyle genel hızlı bir tekrarımıza bir başlayalım. Evet arkadaşlar, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti diye başladık. Bu dönemde bizim için en önemli politikalardan biri Machiavellizm. Neydi? Machiavellizm, amaca ulaşmak için her yol mübahtır anlayışını benimsediler. Çünkü artık aralarında bir mezhep birliği, din birliği kalmamıştı. Ne yaptılar? Artık amaca ulaşmak için ben Müslümanla da ittifak yaparım. Katolik'e karşı Katolik olsam da savaşırım. Protestansam Protestan'a karşı da savaşabilirim. Ben çıkarım önemli kardeşim, çıkar. Benim çıkarım neredeyse ben oradayım. Evet, Fransa, İngiltere ve Rusya'ya sömürgelerini kaybetti. Bunun üzerine Fransa'da bir ihtilal yaşadı ki ulusçuluk anlayışı, her millete bir devlet anlayışı, milliyetçilik
adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları biz Fransız ihtilalinde yine değineceğiz. Osmanlı'ya ait Mısır'a saldırdı. Biraz önce en sonda gösterdiğimiz yer arkadaşlar Napolyon'un Mısır'a saldırması. Bura Fransa için önemli. Avusturya'nın politikası bizim için önemli. Kendisine kanka olarak, bu gençlerimizin tabiri, benim sürekli kullandığım bir tabir değil. Kendisine kanka olarak Rusça'yı seçti. Balkanlara egemen olup Ege Denizi'ne inmeyi hedefledi. Ancak Rusya'nın da aslında bu hedefi var. Bakacağız işte ileride. Osmanlı'yı aradan çıkarınca bunlar birbirine düşecekler mi paylaşım konusunda, ki düşecekler, onu şimdiden söyleyeyim. Rusya'nın burada çok önemli etkisi var. Biz Rusya ile çok uğraşacağız arkadaşlar, ya da o bizimle çok uğraşacak. Petro'nun amacı Karadeniz'e inmek, Karadeniz'den sıcak denizlere inmek, Orta Asya ve Kafkaslara yayılmak, hep bizim aleyhimize. Panslavizmi geliştirme, yani Slav birliği, şöyle birlik diye Panslavizmi ortaya çıkarmak. Bunun üzerine iki projesi var. Dakya projesi, Avusturya ve Rusya'nın birlikte planladığı Eflak ve Boğdan'ı, Boğdan'da bir devlet kurma, bu devleti uydu devlet olarak Osmanlı'ya karşı kullanma. Grek projesi, Grek Yunan'dan aklınıza gelsin. Grek denir arkadaşlar Yunanlara. Avrupalılar Grek diyorlar. Yunan projesi. Yunanların bizim için önemli, Bizans'ın torunları. O zaman bu Prens Potemkin tarafından ortaya çıkarılan bir plan. Doğu sisteminin en büyük planı olarak biliniyor. İstanbul'da bir Rus devleti, bir Bizans'ı canlandırma politikasıdır. Grek projesi bakın. Dakya projesi çok çıkmayabilir. Grek projesi çıkar. Bakın Panslavizm. Panslavizm kavramını bilin. Makyavelizm kavramını bilin arkadaşlar. Bunlar önemli kavramlar. Kırım. Kırım çok önemli. Kırım'ın önemini de bilin. Osmanlı-Venedik ilişkilerinde çok bir şey yok. Mora'yı aldık. İran ilişkilerine bakıyoruz. 1724 yılında İstanbul Antlaşması ile Osmanlı ve İran, Osmanlı ve Rusya İran'ı paylaştı. Şöyle hemen ilk ittifak diye de yazalım. İlk ittifak. Evet, buraya yazdığımıza göre ilk Osmanlı-Rus ittifakı. Kerden Antlaşması ikinci Kasışınır olarak geçer. Bakın bu mesela detay bir şeydir ama KPSS'de bu detay sorulabilir. Avusturya ilişkilerine bakıyoruz. 1711 yılında demir başlar Rusya'dan kaçtı Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde. Rusya ile Prut Antlaşması imzalandı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde hocam neden Prut'u verdiniz diyorsanız, bakın Prut'ta ortaya çıkan bir motivasyon var. Karlofça'da kaybettiğim yerleri geri almak istiyorumun motivasyonu Prut'ta meydana geliyor. Onun için veriyoruz. Burada aldığımız motivasyonla 1715-18 yıllar arasında Avusturya'ya saldıracağız. Savaşı kaybedip Pasarofça'yı imzalamak durumundayız. Bu Lale Devri'ni, yani Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiğimiz ilk antlaşma, Lale Devri'ni başlatacak. 1736-1739 yılları arasında Avusturya ve Rusya'ya karşı 1. Mahmud'un, Sultan Mahmud'un yaptığı yenilikler sayesinde 18. yüzyılda iki büyük güce karşı kazandığımız önemli bir zafer ve 18. yüzyılda arkadaşlar imzaladığımız en kazançlı ve son kazançlı antlaşma Belgrad Antlaşması. Burada önemli bir detay var. Bu anlaşmaya arabuluculuk yapılan Fransa'ya kapitülasyonlar daimi hale gelecek. İki büyük devlete karşı kazandığımız son zafer, Fransa'ya daimi olarak kapitülasyonların verildiği anlaşma olarak Belgrad'ı unutmayalım. Evet, küçük kaynarca ki bu anlaşma arkadaşlar, yani benim için Osmanlı tarihinde Osmanlı Devleti'nin böyle kolunun kesildiği, bacağının kesildiği, belinin kırıldığı bazı anlaşmalar var. Bu benim kendi gözümde. Ya ben Karlofça'yı çok fazla, evet bir dönüm noktası, artık gerilemeye başlayacağız. Yani artık Türk yayılması Avrupa'da duracak ve geri çekilme başlayacak. Bu önemli. Ama devleti derinden sarsan, devleti acziyet içerisinde bırakan anlaşmaların başında benim için Küçük Kaynarca gelir. Küçük Kaynarca'dan sonra arkadaşlar yine bu Küçük Kaynarca sonucunda ortaya çıkan durumlar gerçekten Osmanlı Devleti'nin belinin kırıldığı ya da bir kolunun kesildiği bir anlaşma. Buna yine ekleyebilirsiniz. Buna Yaş Antlaşması eklenebilir. Kırım gitti çünkü İstanbul her an tehlikede. Yani peki hocam neden 1922'ye kadar Osmanlı Devleti ayakta kaldı? Denge politikası izledi arkadaşlar. Nerede o, nereye yazık?
denge politikası izledi. Yani kendisine karşı olan düşmanları birbirine düşürme ya da birbiri arasında kullanma. Tabi Avrupalılar Rusya'nın Osmanlı'yı yok etmesine müsaade etmediler. Özellikle İngiltere. Çünkü Akdeniz'de zaten gereğinden fazla bir rekabet vardı. Sömürgecilik rekabeti ki ileride buna daha da fazla değineceğiz. Bu rekabette bir gücün daha pastaya ortak olmasını istemediler. Rusya'dan korktukları için, Rusya'nın büyük bir güç olarak üzerlerine hakimiyet kurmasından korktukları için Osmanlı Devleti'nin yaşamasına müsaade ettiler. Tabi Sevr Antlaşması, yani bu Sevr Antlaşması devletin işte belini kıran, kolunu kesen değil, kafasını kopartan bir antlaşma. Çünkü tamamen Türk milletini yok etmeye yönelik bir antlaşma. Yine şöyle düşünüyorum. Yani bu tür işte küçük kaynarcı olsun, yaş antlaşması olsun, Sevr Antlaşması olsun, bunlar gerçekten Türk tarihinde zaten Sevr'i onun dışında tutalım. Sevr yani bir utanç belgesi zaten. İleride işleyeceğiz. Hani memleket parsel parsel bölünmüş, koca Türk milletine verilen 16 tane vilayet, bunların çoğunun da ekonomik bir değeri yok. Yani şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Hani devleti devlet yapacak şehirlerden değil. Dolayısıyla onu ileride işleyeceğiz. Evet, Kırım bağımsız olacak, bunu kabul ettik. İlk Osmanlı'dan kopan tamamı, ahalisinin tamamı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası. Halk gerçekten çok üzülüyor Kırım'ın kaybedilmesine. Efendime söyleyeyim, şu madde çok tehlikeli. Rusya'nın Ortodoksların dini lideri olması, Osmanlı'nın iç işlerine karışması. Yine Rusya'nın Balkanlarda konsolosluk açabilmesi, istediğim yerde konsolosluk açacağım diyor. Bu da yine Osmanlı'nın azınlıklarını ayaklandırmaya yönelik bir madde. Onun dışında arkadaşlar şurada 1787 Avusturya Rusya ile birlikte giriyoruz. Avusturya buradan Zichtovi ile çıkacak, ihtilalin etkisinden korktuğu için Osmanlı Rusya ile yaş antlaşmasını yapacak ve Kırım resmen elimizden çıkacak. Artık İstanbul tehdit altında. 1798'de dedik, Mısır'a saldırdı Napolyon. Cezar Ahmet Paşa Nizam-ı Cedid ordusuyla bu saldırıyı püskürttü. Bunun sonucunda El Ariş ve Paris antlaşmaları, önce adı El Ariş, daha sonra Paris, Mısır Osmanlı'ya geri verildi. Düveli Muazzama, kim bunlar? Fransızlar, Ruslar, İngilizler, Avusturyalılar ve Almanlar, bakın karşımıza çıkıyor. İleride İtalya da karşımıza çıkacak. Osmanlı Devleti bunlar için Düveli Muazzama dedi. Gerçekten neresini işaretleyeceğimi şaşırdım. Hepsi çok önemli çünkü. Hani baştan sona arkadaşlar, bunların hepsi çok önemli. Biz burada önemli olarak anlaşma bazında neler gördük? Özellikle arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Anlaşma bu taraftan başlıyor. Kerden Antlaşması 2. Kaslı Şirin. Onun dışında Prut Antlaşması, Rusya'ya karşı kazandığımız bir antlaşma. 2. Ardından arkadaşlar Peter Varadin sonrası Pasarofça ilk defa Batı üstünlüğünü kabul ettik. 3. Ardından Belgrad. 4 arkadaşlar, Belgrad Antlaşması ki burada biz hem Fransa'ya kapitülasyonları sürekli hale getirdik, hem de iki büyük devlete karşı son kazandığımız başarılı antlaşma. 5. Küçük Kaynarca. Ardından arkadaşlar 5 Küçük Kaynarca dedik. 6. Yaş Antlaşması. Zichtovi'yi de gördük ama yaş bana göre daha önemli. Hadi onu da ekleyelim. 7. 8 oldu. Ardından arkadaşlar El Ariş 9. Yani burada 9-10 tane arkadaşlar anlaşma var. Bunların önemini gerçekten bilmeniz şart. Ama tabi sadece tek cümleyle önemini bilmek değil, tüm konuyu aklınızda pekiştirerek, hazmederek bunları bilmek çok daha faydalı. Çünkü siyasi noktada haritayı önünüze alıp bazı noktalarda kavramayı başaramazsanız sıkıntı yaşarsınız bu konularda. Onu baştan söyleyeyim. Evet, videomuz da uzadı önemli bir konu olmasından dolayı. Diyelim evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yine 18. yüzyılda Osmanlı gerilemesiyle devam eden derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.